Herkese merhabalar. Bugünkü dersimizde servo motorun mikrobit ile olan bağlantısını yapacağız. Bunun için harici bir dörtlü şöyle pil yatağı bağlayacağız. Şimdi ilk olarak düzeneğimi hazırladım. Bu şekilde bir pipet geçirdim düzenin içerisine. Ve servo motorun ucuna da bantlamak suretiyle pipetin ucunu bantladım. Burada dikkat edeceğimiz husus pipetin bükülen kısmı, uç kısmı şuradan bükülebilecek. Böylece hareket etmesi kolaylaşacak. Evet, düzeneğimizi hazırladıktan sonra şimdi ayakta dursun diye de ben içine bilye koydum. Taş falan ağırlık yapacak bir şey koyabilirsiniz. Şu şekilde servo motorumuz hazır. Şimdi bağlantılarına bakacak olursak, bakın servo motorda 3 tane kablo var. Şöyle gelişine göre bakacak olursak, bu kablolarda en koyu renk olan, bende kahverengi, sizde siyah olabilir. En koyu olanı biz mikrobitin GND'sine bağlayacağız. Şimdi bunun için bir tane şöyle iki ucu da bu şekilde olan şu jumper kablolardan alıyoruz. En baştaki, burada bana göre soldaki kısma taktım. Diğer ucunu hem mikrobite hem de dörtlü pil yatağının ucuna bağlamam gerekiyor. Bunun için şöyle bir yol izliyorum. Bunun ucuna bir tane krokodil kablo, yani timsah kablo bağlıyorum. Bunu eş zamanlı olarak pil yatağının siyah olan kablosuna eş zamanlı olarak bağlarsanız daha fazla kablo gerekmez. Şöyle, yalnız öncelikle pil yatağının kablolarının ucunu açmanız gerekir. Şöyle. Şu şekilde birleştirdim, bakın. Şimdi GND dediğimiz eksi uç, yani toprak hattını alıp mikrobitin GND olan kısmına, bakın, birleştirmiş olduk. Şu şekilde ilk kablomuzu birleştirdik. Şimdi sırada ortada bulunan kırmızı, bende, sizde de muhtemelen kırmızıdır. O da artı ucuna gidecek pil yatağının. Onun için şuradan bir tane kırmızı jumper kablo alıyorum. Orta kısma bağlıyorum. Şöyle taktım. Bunu da pil yatağının kırmızı ucuyla birleştireceğim. Bunu şöyle, isterseniz bununla, isterseniz bir mandalla birleştirebilirsiniz. Timsah kabloyla birleştirelim. Şöyle aldım bu tarafa. Bunu da yaptıktan sonra en dıştaki son kablomuz olan turuncu kabloyu da, onu da takalım şöyle. Bunu da buradan çıkış pini olan sıfır pinine bağlayacağız. Hemen yeşil kabloyla da aldım. Evet, hepsi bu kadar. Şimdi programlamasına geçebiliriz. Bunu, programlamasını derste anlatacağım sizlere. Bağlantı kablolarımızı bu şekilde
yaptığımız zaman motoru dörtlü pil yatağı üzerinden çalıştırmış oluyoruz. Yalnız son olarak bunların birbiriyle temas etmesini önleyin. Yani şu kabloyla bu kablo birbirine temas etmeyecek. Ayrı durmasını sağlayalım. Gerekirse bu uçları bantlayabilirsiniz ya da ayrı koyalım. Ve pilleri programı yazıp indirdikten sonra en son pili takıyoruz. Yani pilleri üzerinde bekletmiyoruz. Bu çok önemli. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.